altın tüyün peşindeki genç prens Kartal Dağı'na doğru tehlikeli bir maceraya atılır. Herkesten daha cesur kim? Ivan Dog. Yakışıklı ve güçlü prens Ivan Dog. Tehlikeye güler, bacağına vurur ve çeker kılıcını havaya. O en asil, en cesur, en korkusuz Prens Ivan Dog. Cesur Prens Ivan Dog. Prens ve Baygın Kuğu. Pam 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 pam. Teşekkürler. Pam 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 pam. Bu da ne böyle? Prens Van. Prens Ivan Keçi. Şu işe bak. İki gururlu prens bir kütüğün üzerinde. İkisi de yol vermiyor. Şekil, çok önemli bir işim var. Kuğular en beterleri Bertie. Devamlı kuğuluk yaparlar. Kendilerini çok beğenirler. Çok kötüler. Hepsi öyle değildir. Hayır hayır, her biri öyle. Aha, onlarla ilgili latifeyi biliyor musun? Nasıldı? Ha, evet şöyleydi. İki kanadı sosis gibi, boynu var ve sesi de şöyle. Affedersin. Kendini beğenmiş kokuşmuş kuğu. Merhabalar. Yolumu kaybettim. Acaba bana yardım eder misiniz? Ne? Yani tabii ki size seve seve yardım ederiz. Nereye gidiyorsunuz? Sorun da o zaten. Nereye gittiğimi hatırlamıyorum ya da kim olduğumu. Kuğular işte. Çok üzüldüm Leydim. Belki cevabınızı kuğu diyarında bulabilirsiniz. Biz de oraya gidiyor. Kartal Dağı'na, önemli bir maceraya. Orası çok tehlikeli. Yani yalnızsın. Hoşça kal. Hadi Bert, peşimize hiç kimseyi takma. Efendim, o bir kuğu olabilir ama aynı zamanda yardıma ihtiyacı olan genç bir kız. Kahramanlık kurallarına göre ona yardım etmemiz gerekiyor. Pekala, o da gelsin. Bize yetişebilirse tabii ki. İyi misiniz? Hiç iyi değilim. Bacağıma baksana. Onunla ilgilendiğin için oldu. Beni unuttun. Dikenli bir kaplan bitkisi. Bir şey hatırlayabildin. Zehri çıkarmalıyız. Mavi çiçekler. Zaman kaybetmeyelim. Evet, yarayı tamam. Kapamalıyız. Hayır, dur. Ben. İyiyim. Bak, prensler mucizevi şekilde iyileşir. Gördün mü? İşte böyle. Uzun bir gün geçirdi. Önden buyurun. Teşekkürler. Teşekkürler. Dikkat et. İşte böyle. Dev bir canavar. Biraz bekle. Kimse Prens Ivan Dog'u yutamaz. Özellikle cesur kirpi Henry olmak üzere herkes mutlu bir şekilde yaşamış. Ve son. Etkileyici bir hikaye. Sen de çok güzel okudun. Öyle değil mi efendim? Ben hiç beğenmedim. Ama en sevdiğiniz. Ona değil, bana okuduğun zamanlar. Ve o neden hala burada? Gerçekten çok uzun bir gün geçirdi. Bu kötü koku da ne? Efendim, toynağınız. Bakabilir miyim? Hayır, prensin toynağı kendine aittir. Ayrıca hiç de acımıyor.
Çok komiksin. Ay, ay. Hayır, sen daha çok komiksin. Ha? Sana dokunma demiştim. Efendim, toynağınız iyileşmiş. Bunu nasıl yaptınız? Ben bir şekilde hallettim. Prensler mucizevi şekilde iyileşir. Bu harika. Hayatımda hiç bu kadar eğlenmemiştim. Ben de. Hep arkadaş kalalım. Gerçekten mi? Oh, efendim. İşte buradasın. Yine sen. Sen bu eblehlerle ne yapıyorsun? Rahatsız ettiler mi? Elinizi çekin dayım. Hem siz de kimsiniz? Ben mi kimim? Senin abinim şaşkın. Abimi hatırlamıyorum ben. Onu duydun Sıvan, seni hatırlamıyor. Gerçi hiçbir şey hatırlamıyor. Hiçbir şey mi? Gerçekten mi? O zaman hafızasını tazeleyeyim. Kendi işime bakıyordum ki Toby'yi gizli bir şekilde asil tacı denerken yakaladım. Toby! Onu durdurmaya çalıştım ama Toby çok kızmıştı. Tacı başından çıkarıp fırlattı ve taç başına isabet etti. Yardım için koştum ama döndüğümde sen gitmiştin. Emin olabilirsin ki Toby cezasını çekti. Şimdi saraya geri döneceğiz ve babama sana söylediklerimi anlatacaksın. Dur! Lady gitmek istemiyor. Nasıl oluyor da senin gibi sersem bir tavuk bana karışabiliyor? Hiç kimse, özellikle de bir kuğu börtüme dokunamaz. Seni düelloya davet ediyorum. Asil geyik tarzı savaş. Affedersin ama ne? Karşınızda asil geyik tarzı savaş. Evet, birazdan gerçekleşecek olan asil geyik tarzı savaş düellosu çok eski bir gelenek. Acımasız, kalpsiz ve zalim. Sadece tek bir kural var. Dokunmak yok. İşte başlıyor. Tekme göbek tekme göbek. Oh prensler. Gıdı. Efendim. İşte bu iş böyle yapılır. Ve böylece kendimi bu düellonun galibi ilan ediyor. Dokunuyor. Biraz sıvan kaybetti. Olamaz. Ne? Bak Börti, ben kazandım. Yaşasın. Evet efendim. Harika. Prens Ayvundo kazandı. Prens Sıvan'sa kaybetti. Prens Sıvan asla kaybetmez. Tamam, geçti. Uyandın. Benim Bert. Bert? Bert mü? Ne kadar banal ve çirkin bir isim o öyle. Sıvan ormanın ortasında hantal bir keçi ve kirli bir tavukla ne işim var benim, söyle. Hantal olabilirim ama ben bir geyiğim. Bu arada ayrıca o da tavuk değil. Ve normal haline döndü. Karşınızda Sıvan Delin, benim kız kardeşim. Adın Sıvan Delin mi? Aslında sizin gibiler için Kuğ Gölü Diyarı Prensesi Ekselans Sıvan Delin. Bir dakika, hatırlamaya başladım. Tacımı takan sen. Babam bütün bunları
öğrenecek. Hayır lütfen ona söyleme, ne olursun söyleme. Elveda Swan Delin. Bana sorarsan iyi kurtulduk. Bana kirli tavuk dedi. Ah, üzülme Bertie. Seni güldürebilirim. İşte Latife. İki kanadı sosis gibi, boynu var ve sesi de böyle. Gördün mü? Sen de yapıyorsun Bert. Kuğular kesinlikle en kötüleri. Umarım çok uzun süre bir daha kuğu görmem. Hadi ama.